Elvin Der ve Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Türkiye'min Kadınları El Ele Projesi'nin tanıtımı Samsun'da gerçekleştirildi. Başka bir ismi koyarız. Sonra yaptığımız çalışmalarla inşallah kadın STK'ların 126 bin dernek var şu anda Türkiye'de. Hayata geçmiş. Kadın STK'ların gücünün ne kadar birleştiği zaman etkin olabileceğini gösterdi. Ya neden birlikte bir şey düşünmüyoruz? Acaba Türkiye genelinde eş zamanlı hep birlikte aynı anda bir şey yürütebilir miyiz? Çarpan etkisini çok daha yüksek tutarak dedik. Ve Türkiye'nin kadınları projesini öyle düşünerek hayata geçirdik. O Bitlis, Şırnak, Erzurum toplantılarının bir tanesinde Samsun'da yaptık. 21. yüzyılın kara fatmaları. 21. yüzyılda bize bu cumhuriyeti bırakan Şerife Bacılar, Nene Hatunlar, kara fatmalar. Yaptığımız toplantılarla hem projeyi tanıtmak, hem STK gücünü birleştirmek, hem de eş zamanlı çalışmalarla birbirimizi tetikleyerek, bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırarak kadınları kaynaştırmak, dayanışmayı artırmak, hızla değişen dünyaya kendilerini, ailelerini ve toplumu taşıyarak ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istedik. Sadece kendi çabalarıyla değil, aynı zamanda başarı hikayelerini de paylaşarak bir mentorluk sistemini oluşturmasını istedik. Bu arada ülkemizde 3 yıldır hayata geçmiş bir üst kurul kuruldu. Ben 2002 yılından itibaren sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alıyorum. Ve dünya örnekleriyle de birçok çalışmalarla da gördük ki dünya STK'lara bizden çok çok daha önce önem vermeye başlamış ve kıymet vermeye başlamış. Orada yapılanmalar, sivil toplum kuruluşları belli bir süreden sonra yapılanmalarını ispatladıktan sonra devletin karar alacağı mekanizmalarda yer alabilme hakkına sahip olmuşlar. Ben bir eğitim derneğiyim. 10. yılımı tamamladım. Eğitimle alakalı meclis bir karar alacak. Bütün eğitim derneklerini meclise çağırıp dinletiyorlar. Sonra diyorlar ki siz toplumun her bölümünde hem de içinde yer alıyorsunuz.